Herkese merhaba. Oxygen Not da hoş geldiniz. Sevgili chat, sevgili video, oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene toplandık. Kafa patlatacağız bu akşam. Ee, sevgili yayının da görmediği şurada bir şeyler var. Sevgili chat, sevgili yayın, şurasını görmediniz. Göstereyim size. Geçen yayın cumartesi yapmıştık biliyorsunuz. Ondan sonra Discord sohbet gecesinde ben biraz sohbet ederken bir yandan da bu Angariye işlerle uğraştım. Kayıt dışı işlerle uğraştım. Ee, şurada yeni iki tane katımız daha var gördüğünüz gibi. Ee, buradan da bazı malzemeler çıkarttık ve şöyle oyunu da artık başlatayım. Gene gece mi? Gene gece başlatmışız. Orada durdurmuşuz. Ee, geçen bölüm aslında ben biraz beyzi soğutmakla ilgilenmek istiyordum ama o kadar farklı şeylerle uğraştık ki burasının soğutulması ile ilgili pek bir şey yapamadık. Bir sürü problemimiz çıktı. Su tesisatlarıyla problemimiz çıktı. Elektrik tesisatlarımızda problem çıktı. Biraz şurada mikroplarla uğraştık. Biraz sağa sola gitmeye çalıştık ki... ...şöyle ancak buralarda da bu kadar ilerleyebildik. Hop gündüz oldu. Ee, kolonistlerimiz de uyandı. Burada da buralara kadar gidebildik. Ee, hala problemlerimiz var. Hala bazı problemlerimiz var. Ama bugün o problemlerle çok fazla ilgilenmeden artık beyzi soğutmakla ilgilenmek istiyorum Tabii problemlerle ilgilenmek olmaz onlar birikir ee, ne problemimiz var toprağımız yok arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Toprak olmadığı için şu an e, gübreleme yapılamıyor ve yetiştiremiyoruz şurada da ve şurada da toprağa ihtiyacımız var Toprak üretmenin birkaç tane yolu var ee, ama şu an için onlara girişmek istemiyorum açıkçası onun yerine biraz kolaya kaçacağım. Şimdi öncelikle şuradan bir iki tanesini söküyorum, şuradan üç tanesini sökeyim hatta. Gelin, şunları çabucak sökün. Yaklaşık 162 bin kalorimiz var. Bu biraz azalıncaya kadar yemek çok fazla yetiştirmeyeceğim, yani öyle diyebilirim. Çok az toprak üretiyoruz, Komposttan dolayı, şuradan dolayı çok az toprak üretiyoruz. Buradaki ürettiğimiz toprakta sadece şuradaki direkoları biraz büyütmeye yetsin. Bizim için tamamdır diye düşünüyorum. Bunları söküyorum ama hop şöyle yerine de tüy çiçeği dikeceğim. Gel bakalım şu. Şu üçüne tüy çiçeği diksinler. Buradaki ışık yeterli olmayacaktır. Şuradan hemen bir aydınlık eşya tavan lambası. Şöyle koysak muhtemelen... Muhtemelen olacaktır diye düşünüyorum. Tüy çiçeklerini aydınlatmak için biraz Tavan lambası koydum. Şuradan şunu Getirebileceğiz mi? Getirebileceğiz herhalde. Ee, ektiniz mi? Heh, onları yapacaklar. Yani e, yemek ağacından vazgeçtim. Bir süreliğine toprağımız olmadığı için tüy çiçekleriyle idare edeceğiz. Sadece 3 tane diktim. Kalorimiz muhtemelen azalacaktır. Azalsın problem değil. Onların hepsine bakacağız. Au, ama ee, bu tüy çiçekleri şimdi su istiyor. Elle mi su döksünler? Elle su döksünler ya. Bir süreliğine. Tamam tamam. Elle su döksünler. Aslında bunları e, sulanabilir karo yapıp e, şey yapabilirdik. Hmm, suyu otomatik verebilirdik. E, ama. Şurası bir toparlasın bakalım şimdi kendini. Sadece 3 taneyle devam edeceğiz. Çünkü bugün artık. Burasına girişmek istiyorum. Ee, ne yapacağımı söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar e, sayın chat siz de eğer başka bir fikriniz varsa veya söyleyeceğim şeye e, katkıda bulunursanız sizlerin de şimdi haberi olsun. Öncelikle burada iki tane anti entropi makinemiz var. Ve bu makineleri kullanarak beyzi soğutacağım. Nasıl soğutmayı istiyorum? Ee, burada bolca şeyimiz var. Tuzlu suyumuz var. Bu tuzlu sudan temiz su Yapacağız. E, bunu e, hidrojen ve oksijene ayıracağız bir yerlerde. Ondan sonra oluşan hidrojeni iki entropi makinesine birden yollayıp bunların çalışmasını sağlayacağız. Ve e, beyzin içerisinde havalandırma borusu dolaştıracağız. Ve o havalandırma borusunu da gelip burada radyatör yapıp e, soğutmayı çalışacağız. Planım bu. Yani çok özetle bu. Tabi bunu bu kadar iki cümleyle söylediğim şeyi yapmak belki 3-4 saatimizi alacak. O yüzden ufaktan hemen başlayalım derim ben. Evet şöyle emirlerimizi vererek başlayalım bakalım. Ee, öncelikle şöyle bir alan çizeceğim. Ee, sıcağı çok fazla içeri almadan, soğuğu çok fazla dışarı bırakmadan kocaman bir kazı yapacağız arkadaşlar. Ee, şöyle iyi mi? Karışacak her şey birbirine. Çok fazla dert etmiyorum. İki entropi makinesini de alıyoruz. Şöyle. Böyle büyük bir kazı. Ee, tabii Tabi bunu artık bir kenarından başlayarak yapacaklar. Ve şöyle yalıtımlı karoyla bir sınırlarımızı çizelim bakalım. Buradan çizersek çok sıkıntı olmaz. Tamam. Şu şöyle. Şu şöyle. Şöyle. Buradan girecekler. Hmm. Ve şurasını da şöyle çekebilirim. Soğuğu da dışarı çok fazla kaçırmak istemiyorum yani arkadaşlar. Ha, bir de şey yapmamız lazım yalnız. Bizim burada bir tane aşağı aşağıdaymış güzel. Petrol rezervimiz şeyimiz var. Ee, aşağıya da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hmm, onu da şuradan şöyle inebiliriz. Çünkü buradakileri kazmaya başladığımız zaman... Buradakiler erimeye başlayacak ve kirli su, e, temiz su olarak falan suya dönüşecekler. Çünkü burada kirli su e, buzları ve temiz su buzları var. Şu aşağıya da e, su rezervi gibi bir şey yapmamız gerekiyor. Evet sevgili video, burada çok büyük bir kazımız var gördüğünüz gibi. Biz canlı yayında, yayınla birlikte burasını bir kazdırmaya başladık. E, arada sırada başka işlerle de uğraşacağız ama. E, şurasını bir... E, Kazalım en azından bir önümüz açılsın. Birazdan tekrar geliyoruz. Kolonistlerimizin yeteneklerine bir bakalım arkadaşlar ya. Yani şurada e, fazladan böyle şeylerimiz var. Bunları aha gene mouse ile kaydırasım geldi. Bunları biraz arttıralım. Fazladan duracağına e, bize şey olarak taşısın. E, taşıma, kazma. Ha, bu Kazım. Kazıma da biraz gelişmiş inşaat da veriyorum. Yani kazdığı yerde inşaatı da hızlı bir şekilde yapsın. Hasan'ımız neydi? Bizim. Bu da inşaattı. Bu da gelişmiş inşaatını tamamlasın. Ee, ve üper düper süper düper kazıcımız da olsun. Hala verebiliriz. Taşıma verelim. Biraz Hasan'a. Ee, gittiği yerde şeyler taşıyabilsin. Çiğdem. Bu Çiğdem mi? Yok bu Cemile. Ee, Cemile. Cemile bilim kadını aslında ama e, kazılar yapabilsin hızlı şekilde. Ondan sonra inşaat değil de ah kurcalama yaptım değil mi yanlışlıkla? Ah yanlış yaptım. Neyse kurcalamada da biraz gelişmiş oldu. O taşıması iyiymiş zaten ya bizim Cemile'nin. Biraz inşaat vermekte sıkıntı yok. Herkes inşaatçı falan oldu. İnşaatçı ve kazıcı oldu. Çiğdem'in çok fazla şeyi yok. Bunu verirsem artı bir alacak. Bunu verirsem üç alacak. Yok vermiyorum. Çiğdem'e dokunmuyorum şimdilik. Haydar. Araştırmayı seviyormuş. Ama bunu hayvancı olarak almadık mı biz? Ha, buradan. Ee, şu, şu ve şu üst seviye bir hayvancı olsun, hayvan yetiştiricisi olsun. Ee, gene kazıya veriyorum bolca. Ve şu an skill kalmadı, tamam, sıkıntı yok. Ee, yağmur da şaheserler bile yapabilsin. Hmm, bir artı bir kalıyor, kalsın. Burada, burada da artı bir kalıyor. Burada kalmıyor. Kalmasın. Tamam. Ufaktan e, adamlarımızın da yeteneklerini şöyle harcayalım. Oo, oh, şimdi iki saat hepsi buraya gelip kendi yeteneklerini alacaklar değil mi? Uzun sürecek biraz. Bir sürü insana yetenek verdik. Oh, aydınlanıyorlar. <laughs> şimdi aslında biraz daha e, kazılarımız falan da e, yetersiz oksijen üretimi. Tamam onu biz kapattık zaten. Boşta. Çiğdem sen niye boştasın ya? Hop onlarla ilgilen biraz sen. Tamam. Aşağıda bir sürü kazı işi var aslında. Çok boşta durma Çiğdem. Ee, baktım boş durunca bulunca hemen şey yap. Şu hatchling yumurtalarını da sürekli yapıyorum arkadaşlar. Şu hatchlingleri de e, omlet yapsınlar yerik. Evet şuraya bir tane depo yapalım. Şöyle şu 9. seviyeden hemen yap. Chat dedi ki sayın video buzları buraya getir. Biraz, biraz su kaynağı olsun bize. Ve mantıklı bir öneriydi. Neredeydi sıvılaşabilirlerden? E, buz. Sadece buzları da buraya getirsinler. Kar var mı acaba orada bilmiyorum. Kar da buraya gelsin. Bunları buraya getirdikleri zaman burada eriyecek. 29 derecede eriyecek. Eriyince aşağıya biraz su katkısı olur. Bir de şunu gösterecektim. Şuradan koloni özeti dediğiniz zaman arkadaşlar. Şöyle aşağı geliyorum. Toplam oksijen, üretilen oksijeni görebiliyorsunuz. Yükselişlerini, kalori üretimini, ortalama güç üretimini. Yani her şeyi görebiliyorsunuz hemen hemen. Zaten bu Gün dönümlerinde yavaşlamasının nedeni de işte bu şeyleri, istatistikleri hazırlamaya çalışmak. Bir de şöyle bir şey var. Bakın şunu da göstereyim böyle küçük bir animasyon gibi. Her gün dönümünde bir tane screenshot alıyor kendisi. Ve arka arkaya getiriyor. Yani Bayes'in büyüyüşünü de yavaş yavaş bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar bizim eski hallerimiz. Ta ilk başladığımız zamanlarda... ...Base'in nasıl büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Bu kadar. Bakalım ee, oyunun sonunda nasıl olacak? Aslında bayağı iyi kazdılar ya. Oksijen şeyleri, suitlerdeki oksijenleri bitirdik ama. Şimdilik 3 tane takım kaldı. He, e tabi şey. Burada çok fazla harcıyoruz ya. E, 311 kilogram üretmişiz. 341 kilogram oksijende tüketmişiz o yüzden. Stresler çok olmuş. Niye stresler çok olmuş? Cemile. Ee, bakalım Cemile. Aa Cemile. Sen yapmazdın böyle şeyler ya. Aç. Ee, sağlık stres. Ee, Hoşlaklak düşürmüş. 8. Yüzde 8. Niye streslisin ki sen Cemile? Aşağıya falan çok inip çıktığı için olabilir belki ya. %37 %38 Bir tek Cemile stresli Neredesin sen Cemile buradasın ee, Senin e, yemekle ilgili bir problemin var mı? Yo her şeyi yiyebiliyorsun ee, Bir gece olsun bakalım ya yukarı çıksın Garibim bu aralar çok çalışıyor ya burada herhalde ondan olabilir Cemile aç değil ama Cemile'ye bir kıyak geçelim diyorsanız yapalım. Odamız nasıl olsa var. Hadi madem. Ee, Cemile'nin %45 stresi var arkadaşlar. Oksijensiz suit giydiği için biraz kendisi streslendi. O yüzden ona bir ee, şöyle kıyak geçelim istiyoruz açıkçası. Ee, şuraya konulur herhalde. Ee, eşyalarda olabilir mi? Bir bakalım. Veya tıpta bile olabilir öyle bir şey. Evet bak tıpta. Masaj. Gel. Masaj önemli. Masaj. E, kablo, kablo, kablo. Heh, onu da çekelim. Gel şöyle. Şuna bir e, şey yapın arkadaşlar. Öncelik verin bakalım. Cemile'nin %47 stresi oldu. Onu biraz rahatlatalım. Burada kimse kaldı mı? Yok kalmadı. Şu an için kazı işlerimiz devam ediyor. Cemile ile ilgileniyoruz. 47-48 Gene hmm, gece oldu değil mi? Aslında 6 tane kolonistle iyi idare ediyoruz abi. Biraz daha kolonist alsak bile idare edebiliriz. Yani kolonistleri yaşatırız. Ee, ama iyi ya. 6 tane şimdilik iyi bakalım. Hadi bakalım masaj aletimiz de geldi. Ee, ve şuradan şuna da hemen bir 9 verelim. Bunun da bir kablo bağlantısını yapsınlar. Ee, tamamdır. Cemile atıyorum seni buraya. Her şeyi buraya gel, bırak kızım. Gel buraya bakayım. Oh. Tamam. İyi. Keyfe bak. Ağza bak surata. <laughs> %51'lerde. 50. Düşüyor. Artık Cemile'miz biraz stresini atsın, atsın bakalım. Tamam. Şuradan e, ne gelmiş? E, i̇stemiyorum. Yeni koloniste istemiyorum. Baharatlı tofu candır. Kaloridir. Gelsin bakalım. Cemile. o oh, iyi böyle tabii değil mi? Valla. Va. Bizim eve de lazım bu tane bu masaj aletinden ya. En üste erişemiyorlar dediniz ama şuralara şu an e, şeyler var. Şu erişebildikleri inşaatlar var. Yani buraya gelirlerse yapacak inşaatlar var. Devam ediyor kazı. Tamam. Kazı işimiz yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Odamız şekillenmeye başladı. Ve şuradan da e, aşağıya Dur bakalım. Şurada ne vardı? Aa burada bir şey yok. Burada bir şey varmış gibi gördüm bir anda. Ha, burada bayağı fosforitimiz varmış ya. Bak lazım olursa şey yapabiliriz. Buradakilerini alabiliriz. Şu tarafı da biraz kazdırıyorum arkadaşlar. Gel şöyle ve merdivenlerimiz de buraya kadar insin. Ve ondan sonra şurasını da tamamen alalım. Ve şuradan da şu üstteki suyu bir aşağı akıtalım bakalım. Şu seviyeyi geçmesini istemiyorum. İnşallah geçmez. Şurasını da kazdırayım. Hatta burasını biraz baştan kazdırayım. Seviye çok fazla yükselmesin. Tamam onlar sıkıntı değil. Gel bakalım 9 ve sizi de şöyle bir 9 diyelim. İlk önce aşağı kalsınlar, sonra şurayı delip kalsınlar ve üstteki tuzlu su kaynağını da aşağı indirelim. Evet, kalorimiz azaldığı için ana e, Tüy çiçeklerin sayısını biraz arttırdık arkadaşlar. Gene Cemile 47 gene mi e, oksijen sorunu? Evet, gene oksijen sorunu. E, Atmosferler çok fazla oksijen yiyor. Maalesef şu anki ürettiğimiz oksijen hem beyzi besliyor hem de atmosfitleri dolduruyor. Hmm. Yani base'in oksijen durumu da çok kötü değil ama e, Oksijeni olmayan takım giydikleri için de biraz stresleri artıyor ama kaziye görüyorsunuz olduğu gibi Oldukça Tamamlandı bu, bu yayın bayağı bir kazıyla geçiyor yani arkadaşlar Hem stres nedeniyle hem de bu Atmo takımların tam performanslı çalışması açısından e şöyle o zaman bir ilave bir şeyler daha yapalım bakalım şurada bir tane daha gaz pompası koyuyorum Ve bir tane daha gaz filtresi koyuyorum Oradan çıkan buna girsin Tamam Ve şurada gaz borusu buradan çıkan buna girsin e Buradan oksijeni seçeceğiz Ve şöyle gireceğiz Şunu iptal et Bunu iptal et ee, ve şuradan da menfez verebiliyor muyuz? Direkt bakalım. Veremiyormuşuz. Şöyle yapıyorum o zaman. Ve şöyle yapıyorum. Normal diğer bütün gazları da oradan atsın. Şunları bir el atalım. Yani şurada oksijen üreteceğiz. Ve oksijeni diğer havadan, diğer oksijelerden, gazlardan ayırıp direkt hemen suitlere basacağız. Böylece hızlıca dolacak yüzde %49 stres de biraz azalır diye düşünüyorum. Ee, enerji, enerjilerimiz nerede? İletken kablo. Hemen şunları da bir el atalım arkadaşlar. Şöyle. Sonra burasını kırarız tamamen. Yapacak bir şey yok. Ee, buna da yusun getirin. Yeteriler. Şuradan da solunabilir gazlardan oksijeni seçiyorum arkadaşlar ve şöyle bir bakalım. Ee, he, bu tarafa beyze de oluyor yalnız bu. Hmm, zararı yok, boşa gitmedikten sonra beyze de yollasın, sıkıntı değil. Aslında buraya köprü koysak e, direkt bu tarafa yollardı ama. Yok yok tamam kalsın böyle. Birazdan toparlayacağını düşünüyorum. Ee, bolca oksijen gelmeye başladı. Zaten burası fazla olduğu zaman ama buradaki de şey yapıyor emiyor. Ee, atmosfer aşırı basınç yapabilir diyecektim. Hmm. Ee, bu taraftan yapsaydık daha mantıklı olurdu o zaman. Tamam ee, ben buradaki tesisatı şuraya çekiyorum arkadaşlar. Şimdi sır süitleri doldurmak için şöyle bir kaynak oksijen kaynağı daha yapmak zorunda kaldık açıkçası. Tamam, herhalde dolar. Biraz yosun harcıyoruz. Yosun yok deme sakın bana. Vallahi yosun yok ya. Of, olmaz böyle bir şey ya. Of, ay. nerede gördük yosun? Şuradan kas, yosun kas. Ya bu hayvanlara ne yedirirsek hemen bitiyor ya. Şurada. Ee... Bu hayvanlar çok yosun yiyor. Yani çok yemek yiyor öyle diyeyim bir ton yosunumuz var. Yani bir ton derken mecazi anlamda söylüyorum. Tonlarca yosunumuz vardı. E, hadi çok fazla var yosun yedirelim bunları dedik. E, şunu hmm, ayarlarını kopyala şuna yapıştır. Bütün yosunumuzu yeşmi yemişler ya. E, evet en azından bu üçünde yeşil gözükmeye başladı. Şunlar bir dolsun ondan sonra diğerlerini de açacağım. En azından atmosuitlerin tamamen oksijenle dolu olduğunu biliyoruz. Ya gene resmen 2 saat oldu ya. Resmen 2 saat oldu şey yapamadık. Gene planlarımızı tamamlayamayacağız yani. Hani en azından başladık biraz şey yaparız ilerlemiş olduk o ayrı mesele ama. Atmosuit ee, oksijen dolarken şuradaki yeşil bar azalıyor. Şunları da artık etkinleştirsek mi? Hadi etkinleştirelim. Ee, herhalde onlar da yavaş yavaş almaya başladığı için oksijen, oksijen. Bak bu atmosferde oksijen var gözüküyor şimdi. Aldı gitti. İyi, biraz daha çok kişi inince belki aşağıdaki işlerde biraz daha hızlanır. Şu makineye bir ayar yapılıyor olması lazım. Evet. Mola şu saatte yüzde. Mola şu saatte biter. Ha, Evet bak şurada Cemile'nin morali %50'ye ulaştığı zaman otomatik olarak geldi kendisi yattı buraya. Ve şöyle %30'a düşünce de morali yani stresi azalınca da otomatik olarak kalksın. Yani biz kontrol etmesek bile o makineyi artık kendi kendine gidip yatacaklar. Ve buradaki oksijen olayını biraz çözdük. Tamam hallolmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu an kullandığımızdan daha fazla oksijen geliyor. Şöyle oluşu da güzel oldu. Bütün e, gereksiz şeyler de fazlası yani e, gereğinden fazlası da dolmaz diye düşünüyorum. E, ama şuradakini kapatayım ben gene. Ne olursa ne olur ne olmaz. Şu ve şu 9. seviye. Hatta şöyle biraz acil. Daha fazla su dolmasın. Şu tarafa doğru şu seviyelere gelip bu tarafa doğru taşmasını istemiyorum çünkü. Kapat orasını bakayım. Çiğden mi gelmiş? Çiğden mi gelmiş? Şimdi artık e, makineleri yapmaya başlayabiliriz. Ama inşallah onun da araştırmasını vermişizdir. Heh, şu tuz arıtıcı. Tuz arıtıcı. Evet şimdi şöyle koyalım bakalım tuz arıtıcıyı. E, Şurada bir tane tesisat ve sıvı pompası. Burada şey yok, e, başka bir sıvı yok, o yüzden e, karışmaz. Yani filtre koymayacağım. E, vay, ne çabuk yaptı, güzel. E, güç olarak da şimdilik iki tane kömür jeneratörü koyalım şöyle, İkisini de yapsınlar, geçici bir e, buradaki enerji ihtiyacını karşılamak için sadece ve şöyle güç kablosu gene bizim normal kablolardan kullanalım. Şöyle gelin bakalım. Şimdi bu pompaya da indirmemiz gerekir. Şu gelsin. Ve tesisattan artık sıvı girişi hop. Sıvı girişi yapalım. Şuraya gel, şuradan gel. Niye öyle çıktın ki? Bu tarafa bu tarafa Haydi Şöyle Tamam Bu makine tuz arıtıcı çok ısınıyor arkadaşlar çok ısınan bu makine Ama ısındıkça zaten çok fazla ısı önemli değil burada Yani ısınabilir ısınmasında da sıkıntı yok. Ama ısındıkça buradaki soğuttuğumuz tesisattan bazı şeylerle bunu kullanıp halledebiliriz. Ee, şuraya biraz kömür için depo koysak mı diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Ya da vazgeçmeyeyim. Vazgeçmeyeyim. Şu. Şurada biraz depomuz olsun. Ee, şöyle 6. seviye veriyorum buna da. Buna biraz kömür koydurturuz. Kömür transferlerini bu taraftan yapsınlar. Ee, yukarıdan getirip buna çip takarlar. Tamam, önemli değil. Ve buradan artık suyumuzu ürettiğimizi düşünüyorum. O zaman suyumuzu ürettiysek onu onu elektrolizöre verebiliriz. Ee, şunun çıkışı neredeydi? Tekrar bir bakayım. Şuradan gelecek. Tamam, buradan bir atlama yaparız, bu tarafa doğru geliriz. E, hatta yapalım, şöyle bir şey yapmak zorundayız. Tamam. Yine şu en dibe koymak istiyorum arkadaşlar, elektrolizörü. Gel ve şu. E, bir tane yeter mi? bir deneyelim. Yani bir taneyle yavaş olacaktır muhtemelen. Ama yukarı falan da basmayı planlıyoruz. Neyse neyse. E, çoğaltırız. Çoğaltmakta sıkıntı yok. O yüzden şimdilik bir taneyle deniyorum. Ve şöyle bir iki tane gaz pompası yine. Ve şuradan şöyle bir filtre. Oradan çıkanlar buna girsinler. Tamam. Hop, tamam. Şimdi oldu. Şimdi hidrojeni buradan buna vereceğiz ve getirip buradan buna verip bunların çalışmasını sağlayacağız ilk etapta. Ondan sonra bu odanın içerisinde de kendi radyatör sistemimizi yapacağız diyebiliriz. Ee, o zaman onların e, havalandırma, e, gaz borusu şuradan gelip şuna bir girsin. Ee, şuradan da gelip. E, shifte basmıştım ben niye öyle yaptın? Hop, şöyle şuna girebilir bir çalışsınlar bir çalıştıralım yani arkadaşlar ondan sonra duruma göre tesis saati tekrar değerlendireceğiz şöyle biraz bunlar o çalışmaya başladı bile niye çalışıyorsun ki o çalışmasın ee, au, 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 au. akıllı bataryamız nerede bizim şurada Eee hemen hiç gerek yok boşu boşuna çalışmaya. Şu iletken kabloda şöyle olsun. Ve otomasyon da yapalım şu arkadaşlara. Tamam. Burada bolca karbondioksitimiz de çıkacak. Ha, karbondioksiti ne yapalım? Ee, karbondioksiti bir yere atmamız gerekebilir. Ee, bir dolsun bakalım ya. Şimdilik içeri dolsun. E, aşağı gidemeyecek bu odaya dolacak. E, şu odayı ben bir kapatayım. Şimdi buraya bir iki tane daha pompa koyduğumuzu düşünürsek şu boruyu içeri alarak bir kapatalım. E, hidrojeni şimdilik yakmayacağız. E, ama bir tanecik e, hidrojen jeneratörü de gene koymak istiyorum ya. Şöyle bir tane numune olarak dursun bakalım burada. Bağlamayacağım şimdilik bağlamayacağım şu şöyle bir kapımız olsun. Daha doğrusu duvarımız ve şu da. Yani burada üretilen karbondioksitin çok fazla buraya geçmesini istemiyorum. Oo, şurada iki tane daha hışırtı var. Ha. Elmas. Va, elmaslara bak ne parlıyor. Şuralardan bir yerden girip şu hışırtıları da alsak. E, tamam, tamam. Dikkatimi dağıtmayacağım. Başka konulara odaklandıkça e, başladığımız işi yarım bırakıyoruz. E, kalorimiz 56 bine düştü. 4000 yemek biti azalıyor. Gübre kökü var. E, şuradaki ısı problemini halledemedik. E, şuradaki ne sök? Şuradaki de mi vücut ısısı? 3 tanesini anca etki ediyor ya. Şuradakini de sök ve şuradakini de yiyecek karo 1 2 3 4 1 2 3 4 boşluk şuna çeviriyorum arkadaşlar. Şuradakilerin hepsi normal çalışsaydı çok fazla sıkıntı olmayacaktı ama ısıdan dolayı çalışamıyorlar. O yüzden biraz şey yapacağız. Buranın ısını gelsen şöyle soğutalım ki kalorimiz 56 bin kaloriye kadar düşmüş sıkıntı olmasın. Aşağıdaki inşaatlar tamamlanana kadar şöyle bir e, biraz keşif yapalım mı? Ee, şu. Şöyle gelsin. Şuraya kadar gelsin. Tamam. Ama şimdi aşağıdaki işleri de bırakıp buraya gelecekler değil mi? O da var. Şöyle bir bakmak istiyorum ama ya. Küçücük. Bir bakalım. Hatta buradakini Hemen bitirsinler bir bakalım. Bütün suitlerimiz çalışıyor şu an. Ee, beşi de dolu. Şuradaki hava transferine bakalım. Buradakini kıracağız o zaman illa ki öyle mi? Hava yık şu. Ancak gel, tekrar gelmeye başladı. Birkaç gram e, karbondioksit kaçtı onun nereden olduğunu bilmiyorum. Hiç olmaması gereken bir şeydi o çünkü bütün filtre mantığıyla çalışıyor. Nasıl olduysa karıştı bilemiyorum. Onları tamir ederler diyecektim ki etmişler zaten. Evet. Şurasını ve şurasını bir... Aa buradakiler... Hmm. bayağı bitmiş aslında ya evet evet. Tamam siz orasıyla uğraşın canlar. Biz de şuranın biraz elektrik meselesini halledelim. Ve gel bakalım şöyle. Ee, şuradan çıkabiliriz. Şöyle pompalara ve filtreye elektrik verelim. Ve elektrolizöre filtre verelim. Şey, enerji verelim. Çalışsın bakalım. Kazdınız mı burayı? Kazıyorsunuz. Oh, kazdıkça balçık çıkıyor. Kazdıkça balçık çıkıyor. En sağa geldi. Haritanın en sağındayız arkadaşlar. Daha ileri gitmiyor. E, artma taşı o süper. E, şu artma taşlarını da kazdıralım madem arkadaşlar. E, kazamayacaklarmış ama. Şöyle bir tane koyarsak herhalde kazarlar. Artma taşları da değerli bizim için buradaki balçıkla uğraşmak için. Balçıkla savaşımızda bize yardımcı olacak. Ha, bak, Artma taşını gitti buraya koydu aferin. Maalesef drakolarımız ölmüş. Toprak yok ya. Resmen toprak olmadığı için e, Draco'yu öldürmüşüz ya. Draco'lar gitti artık. Başka yerden başka Draco'lar bulacağız. Sağda solda birkaç tane gördüm. Nerede gördüğümü çok hatırlamıyorum. Şimdi ama mutlaka denk gelir bir yerlerde daha. E, heh, şurada var mesela. Gelip bunu alacağız. Artık bir sonraki yayında e, toprakla uğraşacağız ya. E, şuradan da hiç şey gelmedi ya. Besin barı yazdır. Ardor ağacı gelseydi ve pip gelseydi. Pipleri öldürdük tamam. Ee, toprak sıkıntımız da kalmazdı ama. Şuradan bir daha bakalım mı ee, toprağa. Şurada var. Yok. Resmen haritada toprak yok yani. Biraz daha keşif yapacağız. Toprak bulursak alacağız. Öldürdük vallahi açlıktan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle e, yukarı doğru çıkacağım arkadaşlar. Ben biraz keşif içinde e, ve şöyle gel ve şöyle gel. Şöyle bir gitsinler bakın. Ulaşılamaz. Tamam. Şuradan e, yıkıyorum ve şunu da yıkıyorum. Buradan girip çıksınlar. Ee, balçık ne durumda? Yok. Ee, sıcaklık ne durumda? Ee, dayanamayacakları kadar değil. Şey yaparlar. Hallederler burada. Sıcaklık çok kötü değil ya. yok gayet sıcaklık. Beyzin sıcaklığı. Aha. Oba Cemile. Ee, acil tarafından. Kum mu düşmüş? Kum düşmüş muhtemelen. Tamam. Hadi bir soluklan orada. Ondan sonra bunu da alırsın. Sarı alarmı kapatırız Tamam. Ee, granit başka var mı? Ee, yok tamam düşmeyecek. Sıcaklık çok kötü değiliz. Çok kötü durumda değiliz yani sıcaklık konusunda. Bunlar iyi değerler yani. Çok daha kötü olabilirdik. Ama daha fazla olmasın diye uğraşıyoruz. Yani özellikle şunlar falan daha fazla olmasın diye. Ve burası bittikten sonra muhtemelen sıcaklık problemimiz de kalmayacak bir daha. Beyzi soğutmak adına soğuk oksijeni verdik ki soğuk oksijen vereceğiz zaten şimdi. Yani şimdi şu odadan geçireceğim ben şunun ürettiği oksijeni ve burası eksilerde olduğu için bayağı soğuyacak zaten oksijen. Yani normal yapacağız. Ama özel olarak şimdi ben buraya soğuk oksijen verirsem buradaki soğuk oksijenin gelip de ta burasını soğutması çok zor. Hatta şöyle yapalım. Ee, havalandırma, e, gaz borusu, ısı yayan boru yapıyorum. Ee, şunu çıkışını buradan köprüleriz. Şöyle yapıyorum. Şu dersinler burayı. Burayı da dersinler, Şöyle gelsin. Ee, şunlar ısı yayan boyuru olmasın. Şunlar da olmasın. Havalandırma normal gaz borusu olsun. Şuraya kadar. Ondan sonra şuraya bir tane köprü atalım. Gaz köprüsü. Ee, çıkış burada. Şuradan. Alacağız şöyle. Şunu şuraya verelim. Ee, şu anti entropinin de yanından dolaşabiliriz. Hatta şu anti entropinin etkisi de gelir. Ee, kaç derece bu anti entropi? Eksi 21 derece. Eksi 21'ler güzel. Burası eksi 17 eksi 18 derecelerde dolaşıyor. Tamam hatta şöyle yapalım. Birazcık daha soğutması adına. E, şuralarını iptal ediyorum. Yukarı kadar çıkıncaya kadar ne olur bilemiyorum. O çıktıktan sonra göreceğiz. Şurada biraz daha fazla soğukluk olduğu için bunu biraz daha alsınlar. Bunu anti entropinin etrafından da dolaştırabiliriz O zaman ama o zaman çok soğuk olacağını düşünüyorum. O kadar da e, soğutmak istemiyorum. Bak olacak şimdi. Dur yayının bitmesine bir 15 dakika falan kaldı ama e, sanırım yetiştirebiliriz. Hani biraz da uzatabiliriz. Çok da problem değil. E, şu tamam halle olsun. Şurasını bir halletsinler. E, bak ne demek istediğim biraz daha iyi anlaşılacak şimdi. Yani daha doğrusu e, planladığım şeyi anlatabilmiş olacağım. Bu bütün genel bezi soğutmaya yardımcı bir şey olacak yani. Bir mantığı olacak. Yine bile e, şuralarda e, su, yani ısılar çok düşük olduğu için eksilerde olduğu için e, oksijenin oldukça soğuyacağını düşünüyorum ben. E, şu boru kalsın burada. Şunları da yıkıyorum. Şurasını da tamamen yıkıyorum. Şurada içinde şeyler geliyor ya. Karbondioksitler geliyor ki az da gelmiyor. Bayağı gel, geliyor. O yüzden onları e, suitlerin suitlere vermek istemediğim için böyle yaptım yani. Şunları yık. Bu içeri versin. Gaz şey karbondioksit çok önemli değil. Ee, ulaşılamaz inşaat mısın? Hayır. Yapabilirsin. Hadi hadi çocuklar. Yayın sonuna az kaldı. Bitirelim şurasını. Bir e, anti entropinin nimetlerinden faydalanmış olalım en azından. E, oksijen çıkışı beklediği için e, hidrojen de vermiyor. Eee karbondioksit. Eksi 17 derecede karbondioksit var şu an. Buradan bir basmaya başlasın. Şimdi içindeki değerleri tekrar göreceğiz. Ve şunları 9 diyeyim. Anlaşılan sizin. Bu niye kapı niye 9 kalmış? 5 gaz. 6 nüfus. Bazen az geliyor ama bazen de yetiyormuş gibi geliyor. vallahi bilemiyorum. Tamam oksijen gelmeye başladı şimdi arkadaşlar. Oksijen ve diğer gazlar daha doğrusu. Ee, şuradan mı ee, direkt bunu görmemiz lazım. 23 derecelik oksijen, 22 derecelik oksijen geliyor ve içeriye 22 derece veriyor. Şurasını e, yalıtımlı boru yaparsak biraz daha iyi olacak. Şurasını da soğutuyoruz sanırım. Evet, burasını soğutuyoruz. Burasını soğutmayalım. Eğer yeteri kadar soğutmadığını düşünürsek şu anti entropinin de etrafından dolaşırız. Ama şu an iyi çıkıyor yani. Eksi içindeki gaz ee, karbondioksit sıfır derecelere falan düşürüyor. Şöyle bir bakayım. Buz gibi o da baksana. Eksi 13'lerde. Eee eksi 2, eksi 5, beş, eksi 5'ler içindeki oksijen şuralarda. E onu koruyarak içeri verirsek biraz daha e, performanslı olacak diye düşünüyorum. Burada şey geçti mi? Karbondioksit gitti değil mi? Yok geliyor hala. Şuradaki karbondioksit tamamen temizlendikten sonra e, belki bunları da direkt şeye verebiliriz. Atmosfere verebiliriz. Karbondioksit geliyor evet. Ee, bitti mi? Ee, bitti. Şimdi bakalım. İçinden geçen eksi eksi bir derecelerde oksijen. Bunları da yıktılar. Yani şimdi buraları şey olacak. Tamamen soğuyacak. Ee, muhtemelen buradaki kum taşlarını sıcak bir yerlerden aldılar. Şuradaki parçalar sıcak görüyorsunuz, buradaki parçalar soğuk. Ama bunların hepsi şey olacak, aynı seviyeye gelecekler zamanla. Ve burada görüyorsunuz mavi bile olmaya başladı. Evet. Ee, bu ikisi beyzimizi genel olarak soğutmaya başlayacak. Yani hava anlamında soğutmaya başlayacak. Ee, ama ben de dediğim şeyi e, yapacağım. Gene yani buradaki e, soğukluğu sonuna kadar kullanmaya çalışacağım. Ee, buradakini istediğim odayı soğutabilme yeteneği vereceğim yani bir anlamda. Ee, kaldırır mı bilmiyorum. İki tane anti entropi cihazı kaldırır mı bilemiyorum açıkçası. Ee, kaldırdığı kadar, gittiği kadar olmazsa elimizdeki bütün hatch'leri de kullan şeyleri, haşırtıları da kullanabiliriz. Yani böyle lokal lokal şurasını soğutayım burasını soğutayım derken demektense e, tesisatları burada soğutup içerisinden geçirip e, tesisattaki soğukluğu istediğimiz odaya verebiliriz diye düşünüyorum. Ve buraları da soğumaya başladı. Bak şuradaki itfaiye direği bile 20 derece 20 buçuk 20.6 derecelerde. Basınç gene fazla olduğu için oksijen fazla olduğu için bezde şey yapmıyor çok böyle fazla fazla bir akışkanlık yok. Buralara şey koyamıyoruz şu an için. Yüksek basınç gaz çıkışı koyamıyoruz çünkü plastiğimiz yok. Bizim bir an önce bir yandan da şey yapmamız gerekiyor. Petrol işlerine de girişmemiz gerekiyor. Ama bu bence daha elzemdi. Daha gerekli bir şeydi. Yani içeride oksijen tükendikçe e, boşta insanlar, o bayağı boşta insanımız varmış. Oyunu biraz yavaşlatıyorum. Hem anlatırken, e, hem de şu kapıya bakalım. her yumurtası, çok tuzlu su, güç, doktorluk. her yumurtası alalım, kesip yeriz. direkt olarak üzüldüm, Vallahi üzüldüm arkadaşlar. Ama e, ha bunlar 5'e çıkmışlar bak, tamam güzel. Tohumlarımız artmış. E, 88 bin kaloriyle de o zaman yayını bitiriyoruz. Yüz küsür binlerden buralara geldik. Biraz tüy devam edeceğiz. Çünkü toprak problemimiz var. Toprak problemini e, çözmek için bir sonraki yayın bazı şeyler yapabiliriz. Önceliği çünkü ısıya vermek istedim ben. Hmm, burası niye soğumuş ya? Ha buraya buz koydular saydı değil mi? Tamam. Buz koydukları için burası soğukmuş. Ee, hatta o bayağı da buz varmış bunun içerisinde. Hala erimemişler buzlar. Hayret. Ee, tamam. O zaman var mı e, söylemek istediğiniz son bir şeyler sevgili chat. Artık burada hidrojenimiz yakıldığı için daha doğrusu hidrojen borularda kalmadığı için oksijen üretimi de e, tamamen çözüldü ve buradan oksijen gelmeye Başladı ve etrafı da artık uzun süreli olarak e, serinletecek ama soğutma ile ilgili daha işlerimiz bitmedi soğutma ile ilgili daha çok işimiz var ki buradan çıkan gaz en son bakayım içerisinden şuradan geçen gazı görebilecek miyim? Eksi 11 rebi okudum evet eksi 11.2 okuyorum eksi 11'lerde e, oksijen geliyor. Burası için fazla bile yani. Kısa sürede ortalığı da topu alacaktır. Fakat buradaki ikinci gaz çıkışını nasıl yapacağımı şu an için tam bilmiyorum açıkçası hala. Ee, şuradaki e, tamamen temizlendiğine emin olduktan sonra. Gerçi buradaki de arada bir şöyle şeyler kaçırıyor. Mesela kirli oksijen kaçırıyor. Karbondioksit kaçırıyor. Nedense bilmiyorum. I Buradaki oksijide suitlere verirsem direkt bu hattı kullanırım. Ve direkt bu hattı kullanırsam da köprü kullanmak zorunda kalmam. Köprü kullanmak zorunda kalmazsam da iki tarafa da dağılırlar diye düşünüyorum. Ee, ve base'imizi de soğutmaya bir anlamda... E, nasıl diyeyim ben? Ben biraz kaba e, soğutacağım. Daha ilerleyen zamanlarda kaba soğutacağım. Ama şöyle yavaş yavaş ufak ufak... Biraz soğut vaziyette de su, soğutmaya başladık. Tamam. O zaman e, sevgili video size söylüyorum. Chat size söylemiyorum. Bir sonraki bölüm, bir sonraki yayın görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.